Allah Teala neden 1400 yıl önce mucize gösterdi de şimdilerde mucize göstermiyor diyenlere nasıl cevap vermeliyiz? Mucizenin oluşmasının şartları nelerdir? 1400 yıl önce ne zaman mucize göstermiş Cenab-ı Hak ki? Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a mucize vermemiştir. Bak İsra Suresi'nin 59. ayetini açalım lütfen. İnşallah rakamı yanlış söylememişimdir. Evet. Bak diyor ki burada Allahü Teala 287. sayfa. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihal evvelun. Bizim ayetler göndermemizi engelleyen öncekilerin onu yalanlamasından başkası değildir. Şimdi insanlar bugün öyle bir acayip hale gelmişler ki gerçekten, yani şu batılılar eğer bu son hamlelerinde başarılı olurlarsa, ki olamayacaklar Allah'ın izniyle, yani ortada din diye bir şey bırakmayacaklar bu defa. Yani onlar tarafından beslendiğinde asla şüphe etmediğim bazı kişiler namaz yoktur diyor. Bazı kişiler mucize yoktur diyor. Yok efendim gelgit olayıymış. Musa Aleyhisselam'ın ya bunlar hakikaten, yani kardeşim bari Kur'an-ı Kerim'i bırakın, ne diyorsanız deyin Allah aşkına, yapmayın. Ama tabii doğru yolun üstünde oturmak gerekir, onun için de Kur'an'a sarılacaklar, başka yolu yok bu iş. İblislik yapmak başka şekilde olmuyor ki. Şimdi bak mesela geçen de bazı kişiler geldiler de وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Bizim ayetler göndermemizi hiçbir şey engellemedi. Kime? Muhammed Aleyhisselam'a. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Cenab-ı Hak tarafından Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmedi mi? He? Öyleyse buradaki ayetlerden maksat ne? Mucizeler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet mucize olarak da geçiyor değil mi? İlla en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin onun karşısında yalan söylemeleri olmuştur. Ve âteynâ semûden nâkate, şimdi örnek veriyorlar. Semud kavmine o dişi deveyi mucize olarak verdik diyor. فَظَلَمُوا بِهَا, ona karşı yanlış davrandılar, yanlış yaptılar. Peki وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْف۪يفًا. Biz ayetleri, yani mucizeleri insanları korkutmak için göndeririz. Ama göndermedik diyor, bizi engelledi diyor bunların bu davranışları. Tabii şimdi bunlar, bazıları çıkıp der ki Allah hiçbir şey engellemez. Sen söyle, bu Allah'ın ayeti. İnkar et kardeşim, sen de cehenneme gitme hürriyetin var. Sonuna kadar cehennem kapısı sana da açık. Allah'ın ayeti bu. Cenab-ı Hak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'dan başka mucize vermemiştir. Kitaplar var, peygamberin mucizeleri diye yazsınlar, ne yapalım? Hesabını Cenab-ı Hakk'a verirler ahirette. Efendim bu ayın yarılma mucizesi yok mu? Yok kardeşim. İnşakkal kamer demek her şey ay gibi ortaya çıktı demektir. O kadar. Evet. Yani böyle bir şey yok yani.